Herkese merhaba, ben Coşkun. Bu videomda Samsung'un A serisinin yeni üyesi Galaxy A4 ile S serisi üyesinden Galaxy S21 FE modellerini birbirleriyle karşılaştıracağım ve aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Normal şartlarda diyeceksiniz ki A serisiyle S serisi kıyaslanır mı? Evet, kıyaslanabilir çünkü A serisinin kendine has sunduğu avantajları mevcut. S serisinin de kendine göre artıları mevcut. Birisi A serisinin en son çıkan modeli, S21FE modeli ise S serisinin başlangıç modeli olarak kabul edilebilir. A4 ile S21FE tasarım yönünden birbirlerinden ayrılıyor ve bazı noktalarda birbirlerine karşı sundukları avantaj ve dezavantajları var. Kısa bir özet geçtikten sonra gelin isterseniz iki telefon arasındaki farklara bir göz atalım. İlk başta iki telefonun da kutu içeriğinden bahsedecek olursam, Samsung bildiğiniz gibi S21 modellerinden itibaren artık S serilerinin kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkarmıştı. Son dönemde bu şarj adaptörü olayını A serilerine de yansıttı. Artık yeni çıkan A serilerinin hiçbirinin kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. İki modelin de kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmadığı için şarj adaptörünü ne yazık ki ayrıca satın almanız gerekiyor. İki telefonun da kutu içeriğinde iki ucu Type-C olan bir şarj kablosu da yer alıyor. Her ne kadar şarj adaptörünü koymasalar da şarj kablosunu koymayı ihmal etmemişler. Samsung A4 modelinde birbirinden farklı ve hoş 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sundu. Bu renkler ise grafit, limon yeşili ve beyaz. Her bir rengi bence dikkat çekici ve güzel. A4'ü elinize aldığınızda ağırlığını biraz hissettiriyor. Çünkü 202 gram ağırlığında 8.2 mm'de kalınlığa sahip. Tabii ki çok ince bir telefon sayılmaz. Telefonun ön ve arka yüzeyinde Gorilla Glass 5 cam malzeme kullanılmış. Elinize aldığınız zaman hissiyatı çok iyi ve arkadan baktığınız zaman amiral gemi sınıfında sayılacak premium bir tasarıma sahip. Ekran kısmında sonsuz ol panele yer verilmiş. Ekran kasa oranı da %83. Bu segmentteki bir cihaz için ekran kasa oranının birazcık daha yüksek olmasını tabii ki beklerdim. Samsung bu sene tanıttığı A serilerin hepsinde S23 serisindeki tasarım dilini benimsedi. A4 tasarım kısmında sade ve hoş duruyor ve tasarım kısmında çok abartıya gidilmemiş, temiz tutulmuş. Kamera kısmı ise S23 serisinde olduğu gibi dairesel ufak halka şeklinde tasarlanmış. Galaxy S21 FE modelinde ise grafit, lavanta, zeytin yeşili, beyaz renk seçenekleri tercih edilmiş. Telefonun renkleri mat yapıda tutulmuş. Galaxy S21 FE A4 de kalınlık ve ağırlık kısmında birazcık ayrılıyor. S21 FE 177 gram olduğu için A4 modeline göre daha hafif. Elde tuttuğunuzda zaten hafifliğini hissediyorsunuz. 7.9 mm'de kalınlığı olduğu için A4'e göre daha ince bir yapıda. S21FE'nin ön kısmında Gorilla Glass Victus kullanılmış. Yani aslında Gorilla Glass 7 diyebiliriz. S21FE'nin ekran kısmı A4'e göre darbeleri ve çizilmelere karşı daha dayanıklı yapıda. Çerçeve kısmı da alüminyum olduğu için A4'ün çerçevesinde kullanılan plastik yapıya göre daha sağlam. Fakat S21FE'nin arka kısmı tamamen plastik. Eğer kılıf kullanmıyorsanız elinize aldığınızda bu plastik yapıyı hissettiriyor. S21FE'nin arka kısmı darbe gördüğünde tabii ki maliyeti A4'e göre daha ucuz olacak. S21FE'de ekran kasa oranı %87 olduğu için A4'e göre daha başarılı ve üst alt kısımdaki siyah çerçeveler olabildiğince ince tutulmaya çalışılmış. S21FE bildiğimiz klasik Samsung tasarımında, fakat A4 yeni tasarım diliyle geldiği için tasarım bence S21FE'ye göre çok daha başarılı ve daha premium duruyor. A4'ün ekran boyutu çok fazla büyük değil. 6.4 inçlik yapısıyla tek elle kullanımı ideal ve rahat diyebilirim. Ekranın özellikleri kısmında 1080x2340 piksel çözünürlüğünde HDR10 Plus destekli, Full HD Plus, Super AMOLED ekran tercihi yapılmış. Artık hemen hemen bu segmentteki tüm telefonlarda 120 Hz ekran yenileme hızı kullanılıyor. A4 modelinde de yine 120 Hz'lik bir ekran tercihi yapılmış. Telefondaki geçişler olabildiğince pürüzsüz ve akıcı. Zaten 120 Hz'lik bir telefon kullandıktan sonra 60 Hz'e sahip bir telefon kullanamıyorsunuz çünkü geçişlerin yavaş olduğunu gözünüze rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Eğer telefonu günlük hayatta, güneşin veya ışığın bol olduğu ortamlarda kullanıyorsanız 1000 nit parlaklık değerine ulaşabildiği için ekranı güneş altında çok rahat görebiliyorsunuz. Ekran özelliklerine değinirken HDR10 Plus desteği var demiştim. Fakat şöyle bir durum var. A4 modelini YouTube açtığınız zaman HDR10 içerikleri izleyebiliyorsunuz. Fakat Netflix'ten içerik izlemeye kalktığınız zaman HDR olarak izleyemiyorsunuz. Çünkü A4 çok daha yeni bir model olduğu için Netflix'in HDR destekli telefonlar listesine eklenmemiş. Bu sorun da kısa sürede mutlaka çözülecektir. S21FE'nin ekran boyutu A4'te aynı. 6.4 inç. Tek elle kullanımı gene ideal ve rahat. Ekranı A4'te gene aynı şekilde 1080x2340 piksel çözünürlüğünde Full HD Plus, HDR10 Plus destekli bir ekrana sahip. Fakat A4'te ekran kısmında ayrıldıkları en büyük nokta S21FE'de kullanılan ekran paneli Dynamic AMOLED 2X. Bu ekran piyasadaki en iyi panellerden birine sahip. Samsung bir ekran teknolojisini S23 serisinin hepsinde kullanıyor. Renk doygunluğu çok iyi ve çok keskin. Gözünüzde rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ekran yenileme hızı da 120 Hz olduğu için geçişler olabildiğince akıcı ve pürüzsüz. HDR10 Plus desteği sayesinde Netflix gibi günlük hayatta çok kullandığımız popüler hizmetlerde HDR10 içerikleri problemsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. S21FE'nin parlaklık değeri ise 800 nit. Parlaklık konusunda
yeterli bir seviyede diyebilirim. Bildiğiniz gibi Samsung ekran konusunda çok iyi işler imza attığı için iki model de sizi ekran konusunda fazlasıyla tatmin edecektir. Fakat S21F'de kullanılan ekran paneli amiral gemi sınıfında yer alan telefonlarla yarışıyor. İki telefon da ekran konusunda bekleneni fazlasıyla veriyor. Telefonda güvenlik kısmı sizin için önemliyse iki modelde de yüz tanıma sistemi mevcut ve ayrıca ekran altına gömülü parmak izi tarayıcı da yer alıyor. S21F'de IP68 sertifikası yer alırken yani 1.5 metre derinlikteki tatlısı da 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Al4 modelinde ise IP67 sertifikası kullanmış. 1 metre derinlikteki tatlısı da 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. İki telefonun da su ve toz dayanıklılığının olması gayet iyi. En azından telefonun üstüne sıvı döküldüğünde endişe etmemize gerek kalmayacak. Telefon kullanırken herkes ister istemez hızlı işlem yapmak istediği için işlemci performansları çok önemli. Bu yüzden telefonda en önem verdiğimiz kısımlardan biri olan performans noktasına gelirsek Al4 ve S21F işlemci performansı kısmında ayrılıyor. Samsung Al4'ün selefi olan Al3 modelinde kendi özel Exynos işlemcisine yer vermişti. Samsung Al4 modelinde gene bu geleneği bozmuyor ve kendi geliştirdiği bu senenin yeni işlemcisi olan 5 nanometre mimarisine sahip 5G destekli 8 çekirdekli Exynos 1380 işlemcisini kullanıyor. Samsung yıllardır Exynos işlemcileri geliştirmeye çalışıyor ve Exynos 990'daki ısınma faciasından sonra fazlasıyla ders aldı diyebilirim. Samsung'un son dönemde geliştirdiği Exynos işlemcilerde aşırı ısınma gibi problemler yaşanmıyor. Exynos 1380'i Qualcomm'un Snapdragon 778 işlemcisiyle kıyaslayabiliriz. Orta segment için yeterli ve rekabetçi bir performans sunuyor. Sosyal medya, webde gezinme, video izleme gibi standart işlerinizde rahatlıkla altından kalkabilecek bir işlemci. Fakat telefonla PUBG oynuyorsanız bu durum sizi birazcık üzebilir çünkü şu an için PUBG Al4'te maksimum 30 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Bunun aslında en büyük nedeni de Exynos 1380 çok yeni bir işlemci olduğu için PUBG geliştiricileri tarafından optimizasyon da yapılmamış. Aynı problem A33'teki Exynos 1280 işlemcisinde de yaşanmıştı. Fakat daha sonradan bu durum güncellemeyle düzeltilmişti. Fakat diğer ağır grafikli oyunlarda bu tarz problemler yaşamıyorsunuz. Ağır grafikli oyunları orta grafik ayarında akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. 8 GB RAM'i mevcut artı 8 GB sanal RAM özelliğine sahip. Telefonda çok uygulama açan biriyseniz çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşatmıyor. 128 veya 256 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneğine sahip. Hafızası yetersiz geldiği durumlarda da hafıza kartıyla da hafızasını genişletebiliyorsunuz. Galaxy Al4 modelinde ilginç ve çok üzücü bir durum var. Avrupa bölgesinde satılan Al4 modellerinde depolama hızı UFS 3.1 iken Türkiye'de satılan Al4 modellerinin depolama hızı ise UFS 2. Samsung'un Türkiye'deki telefon satışları inanılmaz rakamlarda. Türkiye gibi ülkemize daha iyi teknoloji sunacaklarına donanım kısmında kırpılmış daha düşük teknolojiye sahip cihazlar getiriyorlar. Tabii ki bu durum birazcık üzücü olmuş. Bilmeyenler için dahili depolamadaki UFS olayını birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Samsung Galaxy S21F modelinde ise gene kendi işlemcisi olan 5 nanometre mimarisine sahip 5G destekli 8 çekirdekli Exynos 2100 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci aslında Snapdragon 888'de benzer sonuçlar veriyor. Telefonda günlük yaptığınız işlemlerin ve ağır uygulamaların altından rahatlıkla kalkıyor. PUBG de sizin için akıcılık önemliyse ağır grafikli oyunları üst seviye grafik ayarında rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. S21F'nin grafik ünitesi Al4'e göre daha güçlü olduğu için oyun konusunda Al4'e göre daha başarılı. S21F modelinde Al4'te olduğu gibi 8 GB RAM kullanılmış ve artı 8 GB'da sanal RAM özelliği var. Çok fazla uygulama açtığınızda herhangi bir şişme yaşatmıyor. Al4 ile S21F'nin RAM değerleri her ne kadar aynı olsa da aslında olay gözüktüğü gibi değil. Çünkü bu kısımda çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Galaxy S21F'de LOPDDR5 teknolojisi kullanılıyorken Samsung her ne kadar açıklamasa bile Galaxy Al4 modelinde maksimum LOPDDR4X RAM kullanılıyor. S21F'de kullanılan LOPDDR5 RAM Al4'teki LOPDDR4X RAM'e göre 1.5 kat daha hızlı bir RAM teknolojisine sahip. Tabii ki bu durum telefonun direkt olarak sistem performansına etki edecek bir durum. S21F'de 128 GB veya 256 GB olarak iki seçeneği var. Bu modelde hafıza kartı desteği olmadığı için hafıza seçimini çok iyi yapmanız lazım. İki telefonun da hafıza kısmında çok önemli bir hız farkı bulunuyor. Al4'ün depolama kısmında UFS 2 teknolojisi kullanılıyorken S21F modelinde ise UFS 3.1 teknolojisi kullanılıyor. Dahili depolama kısmında S21F'nin Al4'e göre okuma hızı 2 kat daha iyi, yazma hızı ise 4 kat daha başarılı. Yani S21F'de uygulama açılırken veya dosya kopyalarken Al4'e göre bu işlemleriniz daha hızlı gerçekleşecek. Telefonu yeniden başlattığınızda da daha hızlı açılacak. Merak edenler adına iki telefonun da işlemci test skorlarını şu an ekranda paylaşıyorum, inceleyebilirsiniz. Kamera kısmına gelirsek Al4'ün ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Fazlasıyla güçlü ve başarılı olan Sony'nin IMX766 kamera sensörü kullanılmış. Al4 modelinde kullanılan bu kamera sensörü çok yabana atılacak cinsten değil çünkü Huawei Mate 50 Pro, Oppo Reno 8 Pro, Xiaomi 12 gibi amiral gemi telefonlarının ana kamerasında bile Sony'nin IMX766 kamera sensörü kullanılıyor. Tabii ki olay tamamen sensör biriminde bitmiyor. Kameranın yazılım kısmı da çok önemli. Bu detayı bilmenizde de fayda var. Geniş açı kamerası 12 megapiksel, makro kamerası 5 megapiksel, ön yani selfie kamerası da 32 megapiksel. S21F'nin ana kamerası
arasında ise OIS destekli 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip Samsung S5 K2L'de izosel kamera sensörü kullanılmış. Geniş açı kamerası 12 megapiksel, telefoto kamerası 8 megapiksel, ön kamera kısmında 32 megapiksel. S21F'de 4K'da 60 fps video çekebiliyorken A4'de maksimum 4K'da 30 fps video kaydedilebiliyor. Fakat iki modelde Full HD'de 60 fps video kaydı yapabiliyor. Telefonun zoom kalitesi sizin için önemliyse S21F'de 30 kata kadar zoom yapabiliyorken A4'de 10 kata kadar zoom yapabiliyorsunuz. S21F zoom konusunda A4'e göre çok çok daha başarılı. Gökyüzündeki ayın fotoğrafını bile çekebiliyorsunuz. A4'ün S21F'ye göre en büyük avantajı da makro çekimde yapabiliyor. Çok yakından bir nesne çekmek istiyorsanız yani 3-5 santime kadar A4 bu nesneleri çok iyi fotoğraflayabiliyor. S21F A4'e göre fotoğraflarda keskinlik konusunda daha iyi ve gece çekimi daha başarılı. A4'ün gene kamera kalite düzeyi de sizi fazlasıyla tatmin edecektir. A4 ve S21F her iki model de 25 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Keşke Samsung bu konuda Çinli markaları örnek alsaydı. Çünkü Çinli birçok marka artık telefonlarında standart olarak 67 veya 120 Watt'lık bir şarj desteği sunuyor. S21F'de ayrıca 15 Watt kablosuz şarj desteği, 4.5 Watt'ta kablosuz şarj paylaşma özelliği mevcut. Samsung kablosuz şarj desteğini A4 modeline ne yazık ki koymamış. Zaten bu özelliği koysalar da telefonun maliyeti artacağı için fiyatı da artmak zorunda kalacaktı. Samsung A4 modelinde 5000 mAh bataryaya yer verirken S21F modelinde ise 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanmış. Aslında S21F'nin ince ve hafif olmasının en büyük nedeni de bataryasının A4'e göre bir tık daha küçük olması. Telefonu elinizden düşürmeden çok yoğun kullanan biriyseniz A4'ü dolu dolu bir gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta telefonu çok aktif kullanan biri değilseniz pil süresi 2 günü görecektir. Fakat S21F çok yoğun kullanımda 1 gün sınırında diyebilirim. Telefonu çok aktif kullandığınız zaman gün sonunda mutlaka şarja takmanız gerekiyor. Samsung'un diğer rakiplerine göre sağladığı en büyük avantajlardan biri de tabii ki telefonlarına verdiği yazılım desteği. İki modelde bulundukları segmentte 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak olmasıyla göz dolduruyor ve çok iyi. Google, Xiaomi gibi büyük telefon üreticileri bile kendi telefonlarına bu kadar uzun yazılım desteği vermiyor. İki modelde Android'in 13 sürümüne sahip fakat A4 direkt olarak Android 13 ile çıkış yaptığı için S21F'ye göre bir yıl daha fazladan güncelleme alacak. İki cihazda da stereo hoparlörü yer verildiği için ses çıkışları oldukça tatmin edici. A4'te Bluetooth 5.3 desteği mevcutken S21F'de ise Bluetooth 5.0 var. Telefonda Bluetooth'lu cihazlar kullanıyorsanız bu da oldukça önemli bir detay. Çünkü Bluetooth sürümü arttıkça enerji verimliliği de artıyor. Sürekli Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız ve Wi-Fi çekim kalitesi önemliyse iki modelde de Wi-Fi 6 desteği yer alıyor. İki telefonun da görüşme kalitesi gayet iyi. Fakat A4'te ekstra ses odağı dediğimiz yeni bir özellik eklenmiş. Kalabalık ortamlarda karşı tarafla konuşurken ses odağı sayesinde arka plandaki gürültünüz arındırılarak sadece sizin sesiniz net bir şekilde karşı tarafa gitmiş oluyor. Bu özellik de gerçekten çok başarılı. Telefon satın alırken dikkat etmediğimiz fakat uzun vadede sağlığımız için çok önemli olan iki modelin de SAR değerini paylaşacağım. A4 kafa bölgesinde 0.69, vücut bölgesinde de 1.34 SAR değerine sahip. S21F ise kafa bölgesinde 0.95, vücut bölgesinde de 1.48 SAR değerine sahip. Telefonların bütün özelliklerini birebir detaylı bir şekilde kıyasladığıma göre artık son değerlendirme kısmına geçebiliriz. Galaxy A4 açıkçası fiyat performans anlamında oldukça beğendiğim bir telefon oldu ve bence kesinlikle S21F'ye göre tasarım konusunda çok daha premium duruyor ve elde tutuş hissiyatı da çok daha iyi. Pil performansı konusunda da S21F'ye göre sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Hafızasının yüksek ve hafıza kartı desteğinin olması da avantajlı olduğu yönleri olarak sayabilirim. Hızı ve kamerası da fiyatına göre fazlasıyla iddialı ve başarılı. Galaxy S21F ise işlemci, RAM ve depolama kısmındaki teknolojileri daha iyi olduğu için A4'e göre daha hızlı bir cihaz ve oyun performansı çok daha iyi. Kullanılan ekran panelinden dolayı ekran kalitesi daha başarılı ve telefonda kablosuz şarj desteği önemliyse kablosuz şarj desteği de var. Kamera yönünden de bazı noktalarda daha başarılı. S21F ortalama olarak şu an için satış fiyatı anlamında A4'e göre 3000 TL daha yüksek. Kesinlikle şu modeli alın diyemem çünkü kimi kullanıcı için tasarım önemliyken kimisi için kablosuz şarj önemli oluyor veya bir kişi için pil performansı çok önemliyken diğer kullanıcı için kamera performansı çok önemli oluyor. Kendi beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre iki model arasında tercih yapmanız daha doğru olacak. Siz olsanız bu iki model arasında A4'ü mü veya S21F'yi mi tercih ederdiniz? Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.